genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba, ben Burcu Saral. Öncelikle işim iletişim, eğitimciyim ve konuşmacıyım. Aslında ben anlatmayı anlatıyorum. Yani günümüzde 21. yüzyıldaki iletişimde konuşmanın öneminden bahsediyorum sizlere. Aslında iletişim anlaşma ve konuşabilme sanatıdır. Evet, iletişim bir sanattır. Tabii bir matematiği de vardır. Kanaat önderleri ve bilim insanları bizlere 21. yüzyılın bilim ve teknoloji yılı olduğundan bahsetmişlerdi. Peki doğru mu çıktı? Evet, doğru çıktı. Fakat ne kadar ilerlersek ilerleyelim, yine işin ucunda biz varız. Yani işin ucunda insan var. Bunu unutmamak gerekiyor. İletişim toplumsal bir olgudur. Hem etkileyicidir hem de belirleyicidir. Kıymetli hocam Doğan Cüceloğlu'nun günümüz iletişimi için çok güzel bir sözü vardır. İletişim artık sıfır değil. İletişim artık sıfırın altında eksi. Evet, bunun sebebi nedir? Öncelikle şöyle ilişkisel terapinin duayenlerinden Dr. Stan Tatkin'in bir sözüne değinmek istiyorum. Stan Tatkin diyor ki iletişimler 3 bölüme ayrılır. Birincisi birbirimizi anladığımız zamanlar, ikincisi birbirimizi anlamadığımız zamanlar, üçüncüsü ise birbirimizi yarım yamalak anladığımız zamanlar. Aslında bu çerçevede sonuç birbirimizi anladığımız zamanlar neredeyse %0. Peki biz neden anlaşamıyoruz? Çünkü artık günümüzde kimse birbirini dinlemiyor. Herkes son sözü söyleme çabasında. Karşımdakinin derdi bitsin, ben derdimi anlatayım. Karşımdakinin sorunu bitsin, ben ona kendi sorunumdan bahsedeyim. Tantanası içerisinde dönen iletişim sohbetlerine katılıyoruz maalesef. Arkadaşlarımızla toplandığımızda ya da iş hayatımızda ya da sosyal çevremizde bir saatlik bir sohbetten cebimize kalan sadece bir cümle oluyor. Cebimize kalan o bir cümleyle değil de cebimize kalan oradaki ortamdaki duygularla ayrılmak aslında dinlemekten geçer. O yüzden iletişimi daha sağlıklı hale getirebilmemiz için tabii ki de bunu daha uzun konuşacağız bu yolculukta ama bu yolculuğun dinlemekten geçtiğini hiçbir zaman unutmayalım.